Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok da lezzetli, şahane bir mayasız poğaça tarifi ile geldim. Mayasız olmasına rağmen yumuşacık, sadece 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir poğaça tarifi. Umarım sizler de videomu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Poğaçanın hamuru için oda sıcaklığında beklettiğim 125 gram tereyağı ve margarini uygun bir yoğurma kabına aldım. Üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ettim ve bir çay bardağı da yoğurdumu ilave ediyorum. Tarifte iki tane yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Diğer yumurtalarımı ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı kadar da sirkemi ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra şimdi de gördüğünüz gibi e, karıştırmaya başlıyorum. Katı yağın tamamen erimiş olduğundan emin olduktan sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Unumu azar azar ekliyorum. Daha sonra üzerine bir paket kadar da kabartma tozumu ilave ettikten sonra unumu azar azar ekliyorum dediğim gibi. Toplamda 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Kullandığınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Sizler kontrollü bir şekilde un ilavesi yapın lütfen. Ele yapışmayan yumuşaklıkta ele yapışmayan kıvamda bir hamur yoğuracağız. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını yakından göstereceğim. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurunuzu yoğururken en önemli püf noktalarından biri de hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar hamurunuzu mutlaka yoğurun. Eğer hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurmazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden etkili sonuçlar alamazsınız. Hamurun kıvamını da gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşaklıkta bir hamur yoğurdum. Ve şimdi de poğaçalarımı şekil verme aşamasına geçiyorum. İç harcı olarak bir miktar beyaz peynir kullandım. Siz dilerseniz peynirinize ilaveten maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben maydanoz kullanmadım. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi de yeteri kadar hamurumu poğaça hamurumu büyüttükten sonra içerisine bir çay kaşığı kadar e, beyaz peynirimi ilave ettim. Gördüğünüz gibi şeklini verdim. Yapımı gerçekten son derece kolay ve çok şahane bir poğaça tarifi. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şekli tamamen sizlere kalmış. Dilerseniz yuvarlak formda da Aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma çiçek olur, böcek olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Tüm poğaçalarımı bu şekilde şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi aldım. Üzerine ayırdığım yumurta sarısını fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazarsanız sizlere geri dönüş sağlarım. Poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde yumurtaları sürdükten sonra şimdi de üzerine bir çatal yardımıyla gördüğünüz gibi çizikler atıp şeklini veriyorum. Siz dilerseniz susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Bu işlemi de tamamladıktan sonra 180 dereceye ayarladığım alt üst ayar fansız fırında Üzerleri nar gibi kızarana kadar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda toplamda 40 dakika kadar bir sürede pişti. Sizler fırınınızda kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Gördüğünüz gibi ne kadar yumuşacık. Sizlerde görüyorsunuz mayasız bir hamur olmasına rağmen gerçekten harika kabardılar ve çok lezzetli bir poğaça tarifi. Umarım sizlerde tarifimi dener ve beğenirsiniz. Soğuduktan sonra da asla bayatlamayan bir poğaça tarifi. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretine basarak da yeni yapmış olduğum tariflerden Anında haberdar olursunuz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.